Senden düşünmeni kim istedi ki? Ben ne istersem sen onu vermekle mükellefsin. Paşam, malumunuz önümüzde büyük sefer var. Evet. Tedbirli olmak icap eder. İşte ben bu sebepten dolayı... İskender Çelebi, eğer bir ihtiyaç hasıl olursa... sen onu kendi servetinden ilave edersin birader. Osmanlı'nın en zengin adamı sensin. Hı? Artık yani nasıl yaptıysan bunca malın mülkü. Benim servetimin kaynağı bellidir paşam. İlaveten mevzu bahis devletimizin selameti ise değil mal mülk, canımı vermeye hazırım. Tıpkı sizin gibi. Bu beylik lafları hatırlatırım bir gün. Zira çoğunlukla unutulur. Siz bu tahsisatla yola çıkın paşam. Kalanını ben daha sonra tedarik edip sevk ettim. Haddini aşma. Senden ne istiyorsan onu yap. Yanlış anladınız paşam. Bugüne yetiştirmem mümkün olmaz diye. Validemizin rahatsızlığı münasebetiyle bugün yola çıkmayacağım. Şimdi git. Senden istediğim tahsisatı ayarla. Nasıl isterseniz. Başka bir arzunuz yoksa... Çekilebilirsin. İskender Çelebi. Söyle Celalzade. Avusturya ile yapılan anlaşmanın bir nüshasını istemiştiniz. Heh. Yaşa. Başka bir emriniz var mıydı? Sağ ol Celalzade. Gidebiliriz. Ağalar. Hünkârımıza görüşmek istediğimi iletin. Mesele mühim. Hemen efendim. Hünkârım, Avusturya elçileriyle imzalanan anlaşmanın tutanaklarını inceledim. Sizinle görmeniz gerektiğini düşündüm. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Benim yaptığım her şey bakidir. Zira bütün kudret benim elimin altındadır. Devlet erkanını, beyler beyini ben tayin ederim. Benim vermiş oldukları verilmiş olarak kalır. Reddettiğim şeyler ise sürekli reddedilir. Her şey benim kararımla olduğu için yüce hünkârımızın bile verdiği buyruklar eğer benim onayımdan geçmezler ise uygulanmaz. Hünkârım, malumunuz kimseye şikayet etmek gibi bir huyum yoktur. Fakat bunları görünce ürperdim. Anlaşılan o ki af buyurun, haşa. Paşamız kendini hünkârımızla eş görüyor. Elçilerin önünde böyle konuşması düşmanlarımız nezdinde yanlış bir intiba uyandırmaz mı? Endişeni anlıyorum İskender Çelebi. Lakin için rahat olsun. Zira İbrahim Paşa'ya bu yetkileri ben verdim. Devlet-i Aliye'nin çıkarları için. Bana sormadan her türlü tedbiri alabilir. Benim adıma konuşabilir. Benim bu kararlarım divan kayıtlarında da mevcuttur. Haddimi aşmak istemem hünkârım. Fakat paşamız bu görüşmeler için saraylarına taht kurdurmuşlar. Sizden başka kimin haddi nedir bu?
divan kâdibi Celalzade ile bizzat görüştüm. Kendisinin ifadesidir bana. Tahtın her iki yanında da birer aslan heykeli varmış. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Bursa'daki ıslahatlar hakkında hala malumat verme imkanı bulamadım sultanım. Bilahareinde. Nasıl arzu ederseniz. Hünkârım. İskender Çelebi. Hürrem Sultanımız sizi görmek istiyorlar. Mermer Köşk'e gelmenizi buyurdular. Sultanımıza hürmetlerimi iletin. Teşriflerini bekleyeceğim. Hünkârım, ben daha Çınarlı Konağı'ndayken müjdeciler Şeref Han'ın kellesini yolladılar. Gerekli tahkikatı yaptım. Herhangi bir isyan ihtimaline karşılık Şeref Han'ın oğlu Şemsüddin'i Bitlis Han'ı olarak tayin ettim. Sulh sağlandı. İsabetli bir karar vermişsin. Diğer hanlar ve beylerle görüşmeleri nasıl geçti? İkna ettim hünkârım, bize bağlı kalacaklar. Fakat tahmasp durmak niyetinde değil. Kışkırtmaya devam ediyor. Bu cüretini benim karşıma çıkarak da gösterir inşallah. Nerede olduğu belli değil ki hünkârım. Mütemadiyen başka haberler geliyor. Belli ki yerinde durmuyor. Özbekler ve Hindistan mühim. Onlarla kuracağımız irtibat Tahmasp'ı iyice sıkıştıracaktır. Bir an evvel divanı toplamak icap eder. Ben alakadar olurum. Hünkârım, çalışmalarımla alakalı kayıtların hepsi burada. Tetkikiniz için hazırlar. Şimdi müsaade ederseniz evlatlarımı görmek isterim. Göreceksin elbet. Lakin evvela izah etmeni istediğim bir husus var. Sen yokken bunu bana getirdiler. Bu laflar sana mı ait? Sultanım. İskender Çelebi, ne vakittir görüşemedik. Bana verdiğiniz sözü unuttunuz mu yoksa? Şehzade Mustafa'yı sancağa göndermeme yardımcı olacaktınız. Aşağı sultanım, ben sözümün arkasındayım. Hünkârımızla defalarca konuştum. İkna oldular. Lakin İbrahim Paşa'nın gelmesini bekliyorlar. O da geldiğine göre yakındır kararın verilmesi. Mahidevran Sultan'a gidecek değil mi? Teamüller bunu gerektirir. İbrahim Paşa'mız bu işi bozmaz. Malum, Mahidevran'ın gitmeye niyeti yok. İhtimal dahi verme. Doğrudur hünkârım. Bu lafların her kelimesi bana ait. Ben sizi temsilen oradaydım ve bu yetkilerin hepsini siz bahşettiniz bana. İstediğimiz neticeleri elde etmek için böyle konuşmam icap etti. Bunun başka yolları da var Vargalı. Neden bu üslubu kullandın? Benim hususi bir gayem yoktu. Tesirli bir siyaset için lüzum gördüm. Peki taht? O da mı bu siyasetin bir parçası? Elbette. Siz vezir-i azamınızı krallarla aynı mertebede görmek istediğinizi söylediniz. Ben de bundan mütevellit elçileri öyle kabul ettim. Kararınıza bizzat şahitlik etsinler istedim.
Bu yetkileri sana ben bahşettim. Lakin unutma ki kendi elimle verdiğimi yine kendi elimle almasını bilirim. Seni kendinden dahi korumam icap edebilir Pargalı. Zira bu laflar çok tehlikeli. Bilhassa bir tahtın üzerinde söylendiğinde. Dostlarını bile düşman edebilecek böyle lüzumsuz hatalardan uzak dur. Gördüğün gibi dönüp dolaşıp yine bana gel. Hünkârım, canınızı sıktıysam bağışlayın. Fakat hak haliniz var. Herkes sizin gibi okumaz bu lafları. Veya esas niyetimi anlayamazlar. Ve hatta çarpıtırlar. Bilhassa efendi hazretleri gibi eli kolu uzun bir düşmanım varken benim daha ihtiyatlı davranmam gerekir. Hakkınız var. Sen artık git. Hatice'm beklemesin seni. Gelelim esas meseleye. İbrahim Paşa. Onun akıbeti ne olacak? Malum çıkarlarımız ortak. İkimiz de onun gitmesini istiyoruz. Önümüzde büyük sefer var sultanım. Zannediyorum, öyle umuyorum ki bu İbrahim Paşa'nın son seferi olacak. Taht meselesine itibar etmeyin. Oradan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu heykel yaptırmaya benzemez sultanım. Taht mutlak iktidarın yegane alametidir. Hünkârımız bütün yetkilerini paylaşabilir ama tahtını asla. İbrahim Paşa'nın böyle bir şeye cüret etmesi alenen tehdittir. Belli ki saltanat hayalleri kuruyor. Hünkârımız bunu affetse bile asla unutmaz. Elbet biz de hatırlatacağız bunu Erdal. Neyse, paşa bugün değilse yarın gidecek. Söz verdiğim gibi onun yerine siz geleceksiniz. Kıymetli hizmetlerinize en üst mertebede devam edeceksiniz. Sizi mahcup etmeyeceğim sultanım. Devlet-i âliye ve hanedanın menfaatleri ne gerektiriyorsa onu yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu arada Mahidevran Sultan'ı da unutmayın. Yaptığı harcamaların haddi hesabı yok. Defterdar olarak müdahale etmeniz gerekebilir. Takip ediyorum sultan. Haşam, benim bu meseleyle bir alakam yok. Seni bilirim Mustafa Paşa. Elbette senin bir alakan yok. Fakat bir malumatın varsa söyle bana. Ayas Paşa mı vardı? Sanmam. Lakin ben Celalzade'yi çağırttım, birazdan burada olur. En sıhhatli bilgiyi de kendisi verir. Zira anlaşma yok, kaleme aldı. Ne oldu paşam, nedir sizi bu kadar kızdıran? Gafilin biri beni hünkârımıza şikayet etmiş. Paşa Hazretleri. Gel bakalım Celalzade, yaklaş. Avusturya elçileriyle yapılan görüşmenin kayıtlarını sen mi verdin hünkârımıza? Böyle bir talepleri olmadığı için vermedim paşam. O halde kime verdin? Ben bir nüshasını gördüm zira. Defterdar İskender Çelebi istemişlerdi. Lakin bir hayli oldu vereli. İskender Çelebi? Hazineyi alakadar eden bir konu var mı diye incelemek istemişlerdi paşam. Öyle mi? Anladım. Çekilebilirsin. Mustafa Paşa. Paşa. Git İskender Çelebi'yi her neredeyse bul getir bana. Derhal paşa. Bu İskender'in var bir derdi. Ha Matrakçı? Efendi Hazretleri denilen bu benim baş düşmanıma habersizdiren olmasın sakın, ne dersin?
Sanmam paşam. Hünkârımız pek itimat ediyorlar ona. Bir hayli yakınlar. Bu alakayı kendi istikbali için kullanmak isteyebilir. Malum bunlar hep olan şeyler. Paşam, İskender Çelebi geldi. Gelsin. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Duyduğuma göre şikayet etmişsin beni hünkârımıza. Şikayet değil paşam. Ben sadece malumat verdim. Sen kimsin? Hı? Sen kimsin ki benim hakkımda malumat veriyorsun? Düşman devletler önünde yapılan böyle bir konuşmanın yanlış intiba uyandıracağını düşündüm. Hünkârımızla bunu paylaşmak istedim sadece. Peki hünkârımız ne dedi sana cevaben? Bu yetkileri kendisinin verdiğini ifade ettiler. Bu cevap seni tatmin etti mi? Paşam, ben sadece kaygımı... Senin kaygılarından kime ne be? Ben hünkârımıza sormadan her türlü tedbiri almakla yetkiliyim. Bu ne demek? Seni istediğim an azledebilirim demek. Şu an bile. Paşa Hazretleri. İskender Çelebi. Gayen nedir senin? Söyle bana. Sen vezir mi olmak istiyorsun? Haşa. Ben vazifemden memnunum. Hünkârımız da memnunlar ki takdirlerine mazhar oluyorum. O vakit dikkatli de ol. Zira aynı hatayı tekrar edersen, o çok memnun olduğun vazifene Mısır'da devam edersin. Şimdi yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Hayırlı sabahlar paşam. Sana da matrakçı. Erkencisin bu sabah. Doğu seferiyle alakalı hazırladığınız evraklara göz gezdirdim. Malum bu sefer de bana çok iş düşecek. Evet öyle olacak Nasuh Efendi. Büyük zaferimizin her anı kayıtlara geçsin istiyorum. Hünkârımız buradalar mı? Evet paşam. İskender Çelebi geldi, onunla görüşüyorlar. Hayli oldu, çıkmadılar. Hünkârım, süt kardeşiniz Yahya Efendi ile görüşme imkanınız oldu mu? Görüştüm elbet. Birçok defa gelip ziyaret etti. Validemizin akıbeti hakkında bir şey söylediler mi? Malum kendisinin Hızır Aleyhisselam'la konuştuğu rivayet edilir. Bilhassa istemedim. Vaka kendisi de istemedi. Zannediyorum ikimiz de kötü bir havadise hazır değiliz henüz. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız etmiyorumdur inşallah. Gel İbrahim Paşa. Biz de sohbet ediyorduk İskender Çelebi ile. İsabet oldu gelmen. Ben de seni çağırtacaktım. Hayırdır, bir mesele mi var? Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni çağırmışsınız. Gel aslan parçası. Hayli zamandır sual edip duruyordun. İbrahim Paşa da geldiğine göre bu meseleyi karara bağlama vaktidir. Hangi meseleyi hünkârım? İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklara başla.
Oğlum Şehzade Mustafa'yı Manisa Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hünkârım. Bu kıymetli vazifeyi layığına yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Ben senden razıyım Mustafa'm. Yüce Rabbim de razı olsun. Hayırlara vesile olsun Şehzade Hazretleri. Allah yolumuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Amin. Paşam? İbrahim Paşa da seninle birlikte öğrendi. Şaşkınlığı bu yüzden. Nasıl da akıp geçmiş vakit. Hayırlı uğurlu olsun şehzadem. Allah yardımcınız olsun. Amin. Nedir bu halin Pargalı? Mustafa'mın gitmesini istemiyor musun yoksa? Nasıl istemem hünkârım? Ben onu bugünler için hazırladım. Dediğiniz gibi biraz ani oldu benim için. Şaşkınlığımı mazur görün. Mustafa'm yine sana emanet. Sen onun yanında ol ki benim içim rahat etsin. Aksi mümkün mü? Elbette ki yanında olacağım. Lakin sizden bir istirhamım olacak hünkârım. Mahidevran Sultanımız. Ne olmuş ona? Malumunuz şehzademizle birlikte gitmesi icap eder. Fakat şu an için bu pek mümkün gözükmüyor. En azından Valide Sultanımız ayağa kalkana kadar sarayda kalmasında fayda var.